19. mektubun bir sayfasında, yaprak değil bir sayfasında, bu sayfa altın ile yazılsa liyakati var diyor. Niye diyor altın ile söylüyor diyor. Allah-u Alem, benim hatırıma gelen, ders bitti de bunu. O bir sayfada zikredilen mucizeler, Peygamber aleyhissalatü vesselamın mucizeliğinin, yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın mucizesi, diğer peygamberlerin mucizesinden imtiyazlı şuydu. Her peygamberin, mesela İsa aleyhisselam ölüyü diriltirdi. Mesela bir peygamber elinde taş alırdı, taş zikrederdi. Her bir peygamberin mucizesi Peygamber aleyhissalatü vesselama daha camidir. Oradaki mucizelerin sıralanışı diğer peygamberlerde de olmuş, bunda da cem olmuş, daha geniş, daha kalitesi olmuş. Şimdi diyor ki, o sayfada zikredilen mucizeler çekirdek gibidir. Kocaman ağacın hulasasıdır. Bütün peygamberlerde var olan mucizeler Peygamber aleyhissalatü vesselam'da daha cami olarak ortaya çıktı. Şimdi tamam, bu peygamberleri bak, o elle biat edenler diyor. İşte o peygamberlerin mucizesini kabul edebilmek, o mektubatı okurken kabul edebilmek, orada hayret ve hayran olmak, o eli öpmektir. O elle biat edenler diye söylüyor. Orada bırakmıyor. Diyor ki o elle biat edenler ne kadar bahtiyardır, ne kadar şey. Dolayısıyla orada altın ile yazılması peygamberden birinci saf gibi gözüküyor. Aslında sensin. Bu mucizeler bütün peygamberlerin mucizelerinin çekirdeğini peygamberimizin üzerinden sana taşıyarak bu mucizeyle imanın artıyor. Bu el 124 bin peygamberlerin ellerinin bütünselliğidir. Dolayısıyla o elle biat edenler, o elle, yani o mucizeleri iman edebilenler, itikad edebilip imanında zerre kadar inkişaf edebilenler, İşte o altın bile değil. Çünkü dünyada değer yargısı, hukukta, mehirde, yeminde vesaire altın kullanıldığı için altın ile yazılsa aslında o sana verilmesi gereken o elin üzerinden akan 124 bin peygamberin imanı, itikadı, ameli, ihlası, sadakatı sana akıyor. Onun için seni tanımlıyor, seni âli ediyor, inanabilmek, o mucizelere itikat edebilmek altın gibidir diye anladım.